Tabii büyüklerimiz tecrübeleriyle bizlere bir şeyler aktardılar ama bu noktada evlilik vesaire. İki can saadet hem bu dünyada hem de öbür dünyada. İnşallah birlikteliğimiz daim olur. Nikah için İstanbul'dan Denizli'ye geldik. Çok heyecanlıyız. İşte yoldan geldik. Burada bir sürü farklı misafirimiz var. Mutluyuz. Mutluluğumuzu paylaşan herkese de teşekkür ediyoruz. Peki efendim, artık bir yola giriyorsunuz. Bu anlamda beklentiler nelerdir evlilikte? Bizim beklentimiz iki cihan saadeti inşallah. Hem bu dünyada hem de birlikteliğimizi ahirete taşımak. İnşallah Allah nasip eder. I have so many questions and places to go. There are too many options, far too many unknowns. This is why I need you. And everyone talks now, but no one is right. There are too many armies with no one to fight. Evet sevgili gençler, evlenmek istediğinizi bizlere beyan ettiniz. Beyanınıza ve nüfus kayıtlarınıza göre evlenmenizde herhangi bir engel görülmemiştir. Bu beyanınızı bir de benim, şahitlerin ve misafirlerimizin huzurunda sözle söylemenizi istiyoruz. Nikah akdi gerçekleştirdiğimizde biliyorsunuz en az 3 defa ben beyan alıyorum. Her bir beyan bir öncekinden daha güçlüyor. Özellikle Atika de seninki artık... Bugüne kadar söylediğin en yüksek sesle, en şiddetli şekilde. Anlaştık mı? Anlaştık. Olmazsa tekrar ediyoruz. Tamam. Sayın Mahenur Uruç, kendi arzu ve isteğiyle hiçbir baskı altında kalmaksızın Sayın Abdülkadir Ünal'la evlenmeyi kabul ettiniz mi? Evet. 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 Nasıl, yeterli mi Abdülkadir? Yeterli. Ben onu şimdi şey yaparım, absorbe ederim. Biliyorsunuz hanımefendiler ne şiddetle söylediyse çarpı 10 beylerin. Ona göre yani ciğerin acıması, ses sistemi sıkıntı yok. Çöktürebilirsiniz, patlatabilirsiniz. Gerisini biz hallederiz. Ama olmazsa tekrar ediyoruz. Ama şunu hatırlatayım. Bu hakkında çok iyi kullan. Sonra başkanım söylememiştin deme. Bu senin son bağırışın olacak. Ondan sonra da evet demeye devam edeceksin. Evet. Ama kısık sesle. Onun için sen bu son hakkını iyi kullan, onu çatırlatıyorum. Tamam? Sayın Abdülkadir Ünal, kendi arzu ve isteğinde hiçbir baskı altında kalmaksızın Sayın Mahenur Uruç'la evlenmeyi kabul ettiniz mi? Evet, evet, evet. Sayın Bakanım, gençlerimizin beyan duydunuz. Hem şahitlik anlamında hem de duygularınız anlamında size mikrofonu veriyorum. Ben Uruç ve Ünal ailelerinin değerli yakınları, akrabaları ve misafirler, Denizli'mize İstanbul'dan teşrif eden misafirler, hepinize hoş geldiniz diyorum. Abdülkadir benim hem evladım hem kardeşim diyeyim. Beraber çalıştık. Kendisini yanımıza yetiştirdik. Hem çok sevdiğim, hem göz nurumuz diyeyim. Çok şeyi paylaştı kendisiyle. Gerçekten annesi babası burada, Allah razı olsun. Çok iyi yetiştirilmiş bir evlat. Bir gün bana dedi ki, ben dedi bir kıza aşık oldum dedi. Ben de dedim, aman ne kadar güzel, kim bu kız? Dedi, sizin gibi dedi Balkanlardan gelen bir aile. Oo dedim, harika. Hemen o kızın peşini bırakma ve noktayı da kısa bir sürede koyalım dedim. Mahnur, seni böyle öğrendik ve sevdik. Birbirinize çok yakıştınız. Allah hayırlı uğurlu etsin diyorum. Hep iyi günleriniz muhabbet içerisinde olsun. Eminim çok hem muhabbetli hem bereketli bir evlilik olacak. Ben sözü başkanıma bırakıyorum. Evet. Konukkale Belediye Başkanımız Avni Öykü Bey, buyurun. Evet, ben de çiftlerimizin beyanlarını duydum, şahitlik ediyorum. Rabbim inşallah her ikisini de, her iki cihanda mutlu ve mesut etsin. Evet, buyurun efendim. Ben de hem Abdülkadir hem değerli kızımızı tebrik ediyorum, ailelerini tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah, şahitlik ediyorum.
Hayırlı olsun inşallah, şahitlik ediyorum. Çok sağ olun. Buyurun. Hayırlı uğurlu olsun. Konuşacak çok şey var ama vakit almayayım. Allah mutlu mesut etsin. Allah razı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim mutlu ve bahtı eylesin. Şahitlik ediyorum. Amin. Evet, Abdülkadir Maynur. O güzel evetlerinizle, şahitlerimizin güzel duyguları ve kabulleriyle tabii ki Allah'ın emri olan evlilik ve konuklarımızın da misafirlerimizin de güçlü alkışlarıyla ben sizleri şu andan itibaren evlilan ediyorum. Allah'ım sizi bir ömür boyu mutlu, mesut ve bahtiyar eylesin. Mutluluğunuz, güzelliğiniz, sevginiz artarak sürsün. Hep güzel günler görün. Hep mutlu olun. Anneniz, babanız, çevreniz inşallah nice nübetler görsün. Tabi hayat yolculuğunda güzel anlar olduğu gibi karşımıza engeller, zorluklar çıkabilir. O engelleri, zorlukları el ele, omuz omuza üstesinden gelmeyi başarın diyorum. Allah'ım sizlere iki cihan saadeti versin. Evliliğiniz hayırlı, mübarek olsun. Resmen gerçekleşmiş oldu. Baktım kalemi, kalemin üzerinde sizin isminiz yazıyor. Bu müteahhit yazıyor bak. Çok güzel. Bu kalemi ben sizlere takdim ediyorum. Bir manevi olarak görüyoruz, satarsınız. Evet, aile cüzdanımız, evli cüzdanımız, yeni bir yuvamız kuruldu. Bu da yeni yuvamızın tapusu, %50'lik istedi. Abdülkadir, bu tapuyu ben kime teslim edeyim? Tabii ki de yuvayı inşa eden kişiye diyelim. Yani kuran, artık hanımefendiye. Kişi kim, hanımefendi kim? Sevgili karım. Bence kendi ellerinle teslim et. Sonra yok vermeyecektim, başkanımın baskısıyla verdim. Kendi ellerine teslim et. Evet. Hayırlı mübarek olsun.